Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. MyClub kasma yöntemleriyle alakalı bazı bilgileri, teknikleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eski kullanıcılar, oyunda eski olan arkadaşlarım için MyClub kasmak çok zor. Şimdi onu söylemek gerek. Belki anlatacağım ilk yöntem eski arkadaşlarımızda işe yarayabilir. Çünkü diğer başarıları tamamlamıştır arkadaşlarımız. Ama oyuna yakın zamanda girdiyseniz ya da yedek hesap açtıysanız bu yöntemler size de çok işe yarayacaktır arkadaşlar. Şimdi yani yaklaşık 7 gün önce açtığım bir hesap var. Yedek hesap nasıl açılır videosu çekmiştim. Orada açtığım bu hesapta biraz MyClub kasmak istiyorum. Konami ID bağlantısını yapmıştım ve günlük girişlerden de birkaç da Konami maçta oynamıştım arkadaşlar. Şu an 1050 MyClub'ı var. Toplamda etkinliklerle birlikte yaklaşık bir 20 maç oynadım ben bu hesapta bir hafta boyunca. Biraz yetenek avcısı topladım, biraz antrenör topladım. Şimdi biraz MyClub kasalım diyorum. Bakalım 1050 MyClub parasını ne kadara çıkarabileceğiz kısa bir sürede. Tabii ki anlatacağım yöntemleri her gün azar azar uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İlk yöntem, birinci yöntem. Birinci yöntem herkes de işe yarayabilir arkadaşlar. Özellikle de eski kullanıcılar yapmadıysa işe yarayabilir. Daha önce videosunu çekmiştim. Oradan bilen arkadaşlarım olabilir. Müzayede arkadaşlar. Sözleşmeye geliyoruz. Müzayedeye giriyoruz. Müzayededen çok güzel MyClub kazanabilirsiniz. Müzayede yetenek avcıları arkadaşlar satılıyor. Teklif veriliyor ve en yüksek teklifi veren müzayede yetenek avcısını alıyor. Biz yetenek avcısı aslında almayacağız arkadaşlar. Biz sadece teklif vereceğiz. Teklif vererek bile MyClub parası kazanabiliyoruz. Yani teklif verirken de tabii ki yani fazla verip de gidip de yetenek avcısını almayalım arkadaşlar. Çünkü GP'miz gidecek. Biz öncelikle teklif vereceğiz. Sonra bizden daha yüksek teklif veren olduğu zaman bizim verdiğimiz GP'yi oyun bize geri verecek. Ama ayrıyeten de MyClub verecek arkadaşlar. 300 müzayede teklifine kadar MyClub veriyor oyun. Yani 1 tane, 5 tane, 10 tane diye artarak gidiyor arkadaşlar. Bazı barajlar var, sınırlar var. Oralara ulaştığınız zaman size MyClub parası veriyor. Hemen şimdi başlayalım. Şimdi müzayede listesine girdim. En aşağıya geleceğim arkadaşlar. En aşağıya geleceğim çünkü yeni açılanlar en altta oluyor. Ve henüz daha çok teklif verilmediği için yani ucuza burada teklif de bulunabiliriz. Mesela 1000 GP verdim. Kabul ederse hemen 1000 GP ile başlayalım arkadaşlar. Bakalım kabul etmeyecek mi? Haydi bakalım. Evet, ilk teklifi verdik. Hemen çıktık, bir üstüne geldik. Şimdi buna da teklif ver diyorum. 2000 verilmiş. 3000'i de biz verelim arkadaşlar. Çok güzel. Daha sonra en alttan başlayarak arkadaşlar bu şekilde teklifler veriyoruz. Burada maksat almak değil. Çünkü bizden yüksek teklif veren muhakkak olacaktır. Bunlar bu kadar ucuza gitmez arkadaşlar. Yani bunlar bayağı bir 20-25 bin GP'lere çıkabilir 4 yıldızlılar. Hele 5 yıldızlılar 100-150 bin lira, 200 bin lira çıkıyor arkadaşlar. Maksat sadece teklif vermek. Gördüğünüz gibi şimdilik ara ara girin arkadaşlar. En aşağıdan başlayarak bir 10 tanesine, 15 tanesine teklif verebilirsiniz. 2 saatte bir yeniler eklenecektir arkadaşlar. Maksimum 2 saat sürüyor. Hatta 10 dakikada bir en alta yeni yetenek avcıları gelir. Yani 10 dakikada, 20 dakikada bir bile girseniz 1-2 tanesine teklif verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, birçoğuna teklifte bulundum. Şu an GP'm 6000'e kadar düştü ama az sonra bu tekrardan artacak. Çünkü benim verdiğim tekliflerin üstüne çıkıldığı zaman benim GP'mi oyun bana geri verecek. Yani ben önemli olan burada müzayedede teklifte bulunmam. Tabii ki alırsanız da MyClub parası veriyor. Hani o da ayrı bir konu. Buradan isterseniz verin parasını, teklifini en yüksek siz verin. Alın bir yetenek avcısı, o zaman da MyClub parası alabilirsiniz. Ama ben GP harcamak istemiyorum. Şimdi geri geliyorum, bakalım ne kadar kazandık. Yani yaklaşık bir herhalde 10-15 tane teklifte bulundum arkadaşlar. Başarılara bir gelelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi müzayede teklifi 1'de 1 diyor. Al diyelim.
Bir 10 Michael Up parası aldık. 5'te 5 olmuş. Al diyelim. 10'da 10. 10 teklifi de bulmuşuz. Al diyelim. 20 teklif olsaydı bir tane daha verecekti. Yani bir tane daha yaparsam arkadaşlar. Yani bir 10 Michael Up parası daha verecek. Az sonra onu da yaparız diyelim. Şimdi arkadaşlar ikinci yönteme geçeceğim. Aslında geçmeden önce hemen bir müzayede bir teklif daha yapayım da o 10 My Club'ı da alayım arkadaşlar. Daha sonra bir daha müzayedeye gelmemiş oluruz ayrıyeten. Hemen en aşağıya ineyim. Şöyle yeni açılanlardan şuna hemen bir teklifte bulunalım. Hatta birazcık arttırayım, 2000 verelim. Şimdi arkadaşlar bir 10 daha aldık. Gördüğünüz gibi 20'ye kadar teklifte bulundum. 10'ar My Club burada kazandım. Güzel de My Club parası kazandık. İkinci yöntem arkadaşlar. Olabildiğince fazla kadromuza oyuncu katmamız gerekiyor. Ne kadar çok farklı kıtadan, milletten insan oyuncular kadromuza katarsak o kadar iyi olur. Yani Afrikalı, Avrupalı, işte Asyalı ya da Amerikalı oyuncular ne kadar farklı kıtalardan olursa o kadar My Club parası kazanırız. Bunun için de en güzel yöntem yetenek avcıları. Yetenek avcılarını tek tek açacaksınız arkadaşlar. Tek tek yetenek avcılarını açın. Kim gelirse artık önemli değil. Yani bir beyaz top gelsin, bronz top gelsin çok önemli değil. Maksat oyuncu gelsin. Ne kadar çok oyuncu buradan kadromuza katarsak bir defa ne kadar çok katarsak My Club verecek. Onun dışında Amerikalı, işte Asyalı, Afrikalı, Avrupalı gibi ya da hani o kıtalardan olursa arkadaşlar ayrıyeten oralardan da verecek. Hemen şimdi başlayalım. Burada elimizde yaklaşık 20 tane var. Hemen bir hepsinden oyuncuları bir çıkaralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yetenek avcılarını bitirdim buradan. Olabildiğince kadrom oyuncu kattım. Bakalım ne kadar şey kazanacağız My Club parası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müzayedede de teklifler geri dönüyor. Yani benden fazla teklif veren var normal. Ben çünkü düşüklere teklifte bulunmuştum. Buradan geri döndükçe benim GP'lerim de geri gelecek arkadaşlar. Herhangi bir GP kaybına da uğramıyorum. Şimdi kulüp evine girelim, başarılar diyelim. Gördüğünüz gibi 4 tane hemen orada yazıyor 4 sayısını. Öncelikle şu 500 GP'yi alalım. Yetenek avcısından 5 tane oyuncu aldığım için bir 10 My Club 10 oldu. Bir buradan bir tane daha 20 tane yetenek avcısı varmış bende arkadaşlar. Avrupalı oyunculardan kadroma çok kattığım için oradan 10 My Club. Amerikalı oyunculardan buradan bir 10 geldi. Bir daha 10 geldi. Ne kadar farklı milletten oyuncu katarsak arkadaşlar o kadar iyi. Afrikalı ya da işte farklı Asyalı falan olsaydı o da güzel olurdu. Bu yüzden arkadaşlar yetenek avcısından ne kadar çok top açılımı yaparsanız her kıtadan oyuncu zamanla düşürüyorsunuz. Her birini de tamamlamanız lazım. Yani Asyalısını da bulmanız lazım. Amerikalısını da, Avrupalısını da, Afrikalısını da. Ne kadar çok top açılımı yaparsanız bunu hızlı bir sürede tamamlarsınız. Gördüğünüz gibi şu an 1160'a kadar geldik arkadaşlar. Daha sonra 3. yöntem arkadaşlar antrenman yaptırma. Antrenman yaptırarak My Club kazanabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar fazla oyuncuya antrenman yaptırırsak bir o kadar fazla My Club kazanırız. Bende şu an 11 tane antrenör var. Antrenör sayınız diyelim az olabilir. Yeni hesapsa azdır arkadaşlar. Antrenörlere girip antrenör sayımızı arttıracağız öncelikle. Oyuncuyu dönüştür diyor arkadaşlar. Burada sırala diyorum. Genel dereceye tıklıyorum. Derecesi en düşük olan, en düşük seviyeli oyuncuları antrenör yapabilirsiniz. Tabii ki aman çok fazla da seçmeyin arkadaşlar. Elinizde oyuncu kalmama durumu olabilir. Yani elinizde 18 tane oyuncu bulunması lazım. Ona dikkat edelim. Diyelim ki siz buradan fazla sildiniz. Elinizde 15 tane oyuncu kaldı. Maça çıkamazsınız bu sefer. Ona dikkat edelim. Sağ üstte mesela kaç tane seçtiğim söyleniyor. 35'te 13 seçmişim mesela. Yeterli diyelim. Dönüştür diyelim.
Şu an 13 tane antrenörü kazandım. İşte bu şekilde antrenör sayımızı arttırdık arkadaşlar. Ben şimdi oyuncularıma tek tek antrenman yaptıracağım. Burada önemli olan oyuncuyu işte 90'dan 95'e ya da 95'ten 100'e çıkarmak falan değil arkadaşlar. Maksat antrenman yaptırmak. Çok az da olsa antrenman yaptıracağız. Her oyuncuya bir tane ama. Şimdi buraya bir gelelim. Genel derecesi en yükseklerden başlayalım. Kadroda gördüğünüz gibi pek oyuncu yok arkadaşlar. Yeni hesap. Mesela Maradona'ya antrenman diyelim. Sadece bir tane seçiyorum. İleri. Bitti. Yani bu Maradona'yı hiçbir şekilde etkilemeyecek gördüğünüz gibi ama maksat antrenman yaptıralım. Hemen Abraham'a gelelim. Antrenman diyelim. Abraham'ı da hemen antrenmanlayalım. Bu şekilde arkadaşlar çok fazla oyuncuya hızlı bir şekilde antrenman yaptırabilirsiniz. Elinizde antrenör olmasa da bu yöntemle oyuncuları beyaz top oyuncuları dönüştürerek maksat antrenman yaptırın. Ben şimdi yaklaşık bir 20 tane oyuncuya antrenman yaptıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birçok oyuncuya antrenman yaptırdık aslında. 20 tane olmadı ama onu geçtiğini düşünüyorum. Hemen bir geri diyelim. Bir bakalım ne kadar kazandık. Çünkü hani devam ederdim ama ya diğer oyuncular antrenman yaptırmaya değmez aslında. En azından iyi oyunculara antrenman yaptırmak lazım. Şimdi oyuncu antrenmanı 5'te 5 olmuş. Al dedim. 10'da 10 olmuş. Al diyorum. 4 tane daha yaptırırsam 20'ye ulaşacak mesela. Bir 10 daha almış olacaktım. Bu şekilde de Michael Up kasabilirsiniz. Dediğim gibi elinizde antrenör yoksa beyaz top oyuncuları dönüştürün. Antrenmanı o şekilde yaptırın arkadaşlar. Bu benim çok uyguladığım 3 tane yöntemdir. Tabii ki burada başarılara girdiğiniz zaman arkadaşlar eksik olanlar varsa bunları tamamlamanız gerekiyor. Her birini tamamladığınızda My Club parası kazanırsınız. Örneğin kariyer goller 24 gol. 30 olduğunda bir 10 My Club parası daha. Alınan GP, alınan toplam oyuncu. Burada arkadaşlar eksik olanları tamamlamanız lazım. Mesela ben şimdi pozisyon takviyesi beceri fişi elimde var. Onları da uygulayarak burada arkadaşlar mesela My Club parası kazanabilirim. Örnek olarak gösterelim. Mesela Maradona'ya bir öğe kullan diyelim. Mesela pozisyon takviyesi yokmuş. Beceri fişi Maradona'da belki işe yaramayabilir. Çünkü 10 becerisi var. Abraham'da bir deneyelim arkadaşlar. Mesela öğe kullan diyelim. Abraham'da beceri fişi bakalım. Evet, uygulayabiliyoruz. Beceri fişi mesela kullandım. Pozisyon takviyesi varsa onu da kullanabilirsiniz. Yani elinizde vardır. Bazen My Club'a ihtiyacımız olduğu zaman ben açıkçası kullanıyorum. Benim eksik olduğu zaman. Mesela Quaresma'ya bakalım ya da Taha'a bakalım. Taha'ı daha çok kullanırım ben. Pardon, antrenman dedik. Hemen bir geri gelelim arkadaşlar. Buradan açıkça öğe kullan diyeceğiz. Beceri fişi diyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Evet. İki tane beceri fişi kullanmış olduk. Hemen bir geri gelelim. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Başarılara. Gördüğünüz gibi GP'ler de geri geliyor arkadaşlar. Çünkü ihalede benden yüksek daha fazla verenler var müzayedede. Beceri fişi 1'de 1 oldu diyor. 5'te 2. Yani 3 tane daha yaparsak bir 10 My Club parası daha mesela alabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde hızlıca My Club parası kasılabiliyor arkadaşlar. Özellikle de yeni hesaplarınız varsa yeni açtıysanız yedek hesaplar bu yöntemlerle özellikle de ilk 3 anlattığım yöntem çok önemli. Müzayede yetenek avcısından her yetenek avcısından bir bir oyuncu açma ve üçüncü olarak antrenman. Beyaz top oyuncuları dönüştürüp antrenman yaptırma. Bunlarla hızlı bir şekilde My Club parası kasabilirsiniz. Yaklaşık ben videoyu 15 dakika süre içerisinde çektim arkadaşlar. 1050 My Club'la başlamıştım. 15 dakikada 140 My Club parası kazandım örneğin. Biraz daha hani
hesapla maç oynamış olsam, daha fazla yetenek avcısı olsaydı elimde, bir 15 dakikada da bir 150 Michael Up parası daha kazanabilirdik. 15 dakikada 140 Michael Up parası kazanmış oldum. Güzel yöntemler arkadaşlar. Sizlere de öneririm. Dediğim gibi başarılar kısmında hala eksikleriniz varsa bunları lütfen tamamlayın. Bunların her biri size Michael Up parası kazandıracak. Yani takım ruhu, alınan etkinlik puanı, müzayede teklifi. Müzayede teklifi çok önemli arkadaşlar. Yani teklif vererek bile alıyoruz dediğim gibi. Buradan ara ara yapın. Yapmadıysanız 300'e kadar yapabilirsiniz maksimum. İşte menajer aldığınız zaman kabul edilirse, eğer kabul edilirse de müzayede teklifiniz, o zaman da Michael Up parası kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ama GP vermeniz gerekiyor o zaman da. Burada birçok şekilde arkadaşlar Michael Up parası kazanabiliriz. Sözleşme yenileme mesela, oradan bile kazanıyoruz. Eksikleriniz varsa arkadaşlar lütfen bunları tamamlayın. Kısa sürede hemen Michael Up'ınızı arttırabilirsiniz. Yani 15 dakikada gördüğünüz gibi 140 Michael Up arttırdık. Daha da hızlı yapılabilir arkadaşlar. Sizlere de iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz.